İş anlamında da sene başı olduğu için kendi işlerimizden kaynaklı için inanılmaz bir yoğunluk var. Bu yoğunlukta da zaman zaman böyle aksattığımız, söz verdiğimiz dostlarımız da oluyor. O yüzden siz de o konsepte girdiniz. Kusura bakmayın Başkanım, tekrardan. taraftar diyor ki inşallah transfer yoğunluğudur diyor ama hani Ocak ayı Transferi kapattık ya. iki oyuncu gitmiş, iki oyuncu gel pardon, üç oyuncu gitmiş, iki oyuncu gelmiş. Başkanım şöyle sabahtan beri inceliyorum. Bandırma Spor'un adı böyle transfere karışmış mı? Bizim reytingimiz onlar biliyorsunuz. Evet. Ama bir şey bulamadım yani. Bandırma Spor fazla kurumsal yönetiliyor gibime geldi. Yani Ya işini erken hallediyor gibime geldi. şimdi ben hani ara transferlerde şuna dikkat ediyoruz. Yani ben de yavaş yavaş öğreniyorum bu işleri açıkçası. Yani ara kampa katılmayan veya sezon başındaki kampa katılmayan futbolcudan çok verim alamıyoruz. Yani şimdi ara kampa yetiştiremezsen bir 10 günlük çok güzel bir kamp yaşadı bizim futbolcularımız Erkan Hoca'nın liderliğinde. Ne olacak? 3 hafta sonra hazır hale gelecek. Zaten telafi edilecek bir ikinci yarıda maç da yok. O yüzden biz en başta daha kamp başlamadan Taha'yla Torje'yi bitirdik ve 10 gündür de Taha da Torje de bizde çalışıyor. Taraftar açısından biraz heyecanı kaçıyor başkanım. Yani Ya bu artık transfer sezonunda kendi havası var ya, hani böyle bir zevki var. Onun için ya söyledik. bence transferin hareketli ve daha böyle heyecanlı olan kısmı bence sezonun başı. O daha güzel oluyor. Yaz Yani dönemi. yaz dönemi. Yani orada hem bizim de çok çalışabileceğimiz güzel alanlar oluyor ama bu bir de bu pandemiden dolayı aramız da çok kısa. Ve Tabii biz tabii. Yani devre arası var mıydı yok muydu kimse anlamadı. evet, şimdi önümüze çok liste geldi ama adam pandemiden dolayı bir yıl oynamamış. 6 ay oynamamış. Şimdi oynayan topçuyu da nasıl çıkartıp alacaksınız? Şimdi yapılan transferlere bakıyorsunuz, rakamlar çok yüksek. Yani biraz mantıklı olmak lazım ve bizim de iyi giden bir aile düzenimiz var. Hani bu aile düzenini bozacak hamleler yapmamak lazım. O yüzden araştırdığımız ve uyum anlamında bize problem yaratmayacak iki tane futbolcu transfer ettik. Taha zaten sürekli oynuyordu. Torje'de en son maçını Aralık'ta yapmış. Sonra bir pandemiden dolayı. O da oynuyordu. Bu şekilde kapattık. Ama Bakalım. Torje hocam, yani tanıyoruz futbolcuyu, kaliteli bir isim. Evet, Yani Torje bir de hani futbol olarak kaliteli. Bu devre arasında kampta da beraberdik. Kişi olarak da çok kaliteli. 3 veya 4 tane dil biliyor. Türk kültürünü biliyor. Türkçe konuşuyor. Gerçekten hem kendisi bize bir şey katıyor hem de biz de ona bir şeyler katıyoruz. Gayet güzel. başkanım, Taha'yı da anlatın da bu şey gelen futbolcular muhabbetini kapatalım. Diğer konularımıza Tamam. yönelim. Taha ile ilgili görüşlerinizi de alayım. Taha çok deneyimli. Bir kere futbol deneyiminden ziyade Taha çok büyük bir karakter. Futbol esnasında, maç esnasında tamamen kendini kaybediyor. Her şeyini veriyor takım için. Bir aile babası o da. Çok hoşuma giden bir topçu. Çok da güzel işler başaracak. Ve Süper Lig deneyimi var. O yüzden bizim ailemizi bozmayan hem de Akhisar'daydı. İzmir'de yaşıyor. Bandırma'da çok yakın. Onun için çok büyük bir Evet. değişim olmadı. Yani Taha da Akhisar'dan ayrıldığı için bazı Akhisarlılar tepki gösterdiler. Demek ki kaliteli bir oyuncu hocam. İşte başkanım. Çok, Bir çok, türlü ağzım çok. alışmadı. Hocam, başkan, abi hiçbir şey fark etmez. Sıkıntı yok. Bah, ama yani biz koltuğa saygı göstermek zorundayız da. Estağfurullah, Ben sürekli estağfurullah. böyle teknik direktörlerle yayın yapa yapa ağız alıştı. Erkan Taşkıran, bir dedikodu çıktı. Yalanladınız. Biraz size de eğlence çıktı galiba bu konuyla Ama ilgili. yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben iyi futbolcular hakkında transfer dedikosunun çıkması gayet normal. Ama alt ligler olunca kabul etmiyorsunuz galiba. Hayır. İlk haber çıktı, bir şey demedim. İkinci haber çıktı, üç çıktı, dört çıktı, bugün de şey çıktı. Diyor ki bu transfer duyulduğu için yönetim olarak biz Erkan'ın fiyatını yükseltmişiz. O yüzden transfer yattı. Ya arkadaş, bir yerden sonra şey demen lazım. Ya yanlış istihbarat, ayrılman lazım değil mi süreçten? Çok uzatmaya gerek yok. Yani oyuncuya gelen bir şey de olmamış değil mi? Hiçbir şekilde. Böyle menajerler ortalık karıştırır ya, öyle bir şey de değil değil mi? Ya bizde bakın hiçbir futbolcu Bandırma'dan gitmek istemiyor şu anda.
Çünkü Çok güzel bir şey. yani Sen yapardın ilçe. mesela benden habersiz bir PTT takımı, yani ben PTT diyorum kusura bakma, hep oradan Hiç aklıma, sorun değil. TFF birden benim bu futbolcuma daha dün benden habersiz, bir de kulüp yani yönetim, hani seni alalım alalım, adam demiş başkan beni bırakmaz gelmiyorum ki ilk 11'de de %50 %50 şans bulan bir futbolcu. Yani bizden gitmek istemiyorlar. Çünkü biz gerçekten her futbolcuya saygı çerçevesinde yaklaşımlarımızı gösteriyoruz. Maddi imkanlar boyutunda da gücümüz yettiğince, Türkiye'nin şartları ve pandeminin bize verdiği güç boyutunda her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Federasyondan gelen para eğer zamanında gelirse bütün paraları futbolculara veriyoruz. 1 TL bile yönetim olarak kendimize almıyoruz. Gerçekten biz vermeye gelen bir yönetimiz. Almaya gelmedik. Futbolcular da bunu biliyor. Ben zaten geçen sene kadronun da %60 ile devam ediyorum. %70 ile devam ediyorum. Şampiyon olursak yine aynen devam edeceğiz kadroyla. Yani. Sıkıntı yok. Süper Lig'de bu kadro %60 devam eder diyorsunuz yani o kadar güveniyorsunuz. Vallahi yani ben futbolun kağıt üzerinde değil de sahada oynandığına inanıyorum ya. Ne transferler yapılıyor ama olmuyor işte. Yani böyle ligin başında bir asansör takım muamelesi görürsünüz ama Evet. sonra gerçekler ortaya çıkar. Evet, aynen öyle. Ya ama şimdi şöyle bir şey var başkanım. Hani ben burada TFF birincilik üzerine sürekli sohbet ediyorum. Teknik direktörlerle, futbolcularla, yöneticilerle. Hani birincilikte sezonun ilk yarısında hayal kırıklığına uğradığınız iki takım sayın dediğimde bir Ümraniye diyorlar, bir Bandırma diyorlar. Demek ki beklentiyi biraz yükseltmişsiniz. Sizce de ilk yarı biraz hayal kırıklığı mıydı? Yani beklediğiniz puanın altında mı aldınız? Aslında şöyle, biz en başından beri şunu söylüyoruz. Açık ara ligde kalacağız. Bu aslında bir mesaj. Yani nereye konumlandırırsanız az buradaki beklentiyi yükseğe taşıyan yaptığımız transferler oldu. Almış olduğumuz aslında bizim duruşumuz hep aynı. Biz bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Ama bunu üçüncü bitirirsin, yedinci bitirirsin. Bu tartışılır. Bizim yapmış olduğumuz transferler isimlere baktığınız zaman Delvale, Landel, Pote, Rayo, Erkan Taşkıran gibi bir Direkt kaleciniz playoff var. dedik biz. Yani kadro çok iyi bir kadro. Ama bu kadronun bir aile olması, artı yönetimin, şehrin bu lige alışması, tesisleşme ve benzeri konuların belli bir zamanda iyi yere oturması için bir zamana ihtiyaç vardı. Ben Serdar Bozkurt'la devam ettim. Bizi şampiyon yaptığı için ben onun bu ligde devam etmesi düşüncesindeydim. Bir 6-7 haftalık bir süreç kötü geçti bizim için. Biz 9. haftadan sonra puan toplamaya başladık. Yani ilk 9 hafta, yanılıyor olabilirim, ilk 9 ve 10 hafta 5 puanımız vardı bizim. Ondan sonra gerçekten Bandırmaspor'un gücü ortaya çıktı ve 5 puandan 24 puana çıkarttık. Ama 9 yaptığım, hafta 5 puan başkanım baktım evet, şimdi. 9 hafta 5 puan, ondan sonra 24 puan. Yani 9. haftadan sonra çok ciddi bir değişim oldu takımda. Hem biz öğrendik bu süreci. Hocamız Erkan Hoca müthiş deneyimli zaten. O bize yardımcı oldu. Futbolculara kendine getirdi diyelim futbolcuları. Bu Futbolculara bir korona güven süreci de verdi. oldu galiba. Ya bakın biz bu 9. hafta Tuzla maçından sonra Balıkesir maçına çıktık. Ondan sonra bir Menemen maçı oldu. Neyse sıralamaya bakmayayım da biz 13 kişiyle 14 kişiyle 4-5 hafta ortalama 13-14 kişiyle oynadık. Bir maçta yedek kalecimiz Fırat'tı bizim. Defans oyuncusu Fırat. Yani 13-14 kişiyle 4-5 hafta maç yaptık ve biz Bursa maçında Bandırma'da bu yorgunluğu inanılmaz hissettik. Çöktü takım. Orada da zaten mağlup olduk. Çünkü bir cumartesi oynadık, bir salı oynadık. O bizi hem de koronadan dolayı oyuncu değişikliği de yapamıyorsun. Bizim futbolcularımızın işte kenetlendiği, bizim işte bugüne geldiğimiz noktalar o zamanlarda oldu. Korona bizi fiziksel olarak çok etkiledi ama şükür 24 puanla kapattık. Benim hedefim 21 puandı. 24 puanla bitirdik. 12 puan alınca direkt otomatikman. Demek ki siz 9 puan bekliyormuşsunuz son 4 haftada. 12 puan Ha, olmuş. Yani. evet. Sürprizler oldu Evet. tabii. Peki en üzüldüğünüz maç hangisi oldu? Yani bu maçı kazanmalıydık. Ben bir tane gözüme kestirdim. Ya ben Eskişehir maçı demeyeceğim.
Keçiören Ama ben maçı onu değil. gözüme kestirdim yani Ya Eskişehir maçı. o bakın onu demeye çalışıyorum. Yani futbol değişik bir şey. Çok büyük baskı yapabilirsiniz. Olmaz. Yani Hocası olmadan gelmişti evet, Eskişehirspor sizin yani maça. Teknik Eskişehir'e direktörü saygı siz. duymak lazım. Eskişehir'in bir ismi var. Benim ama en çok üzen Keçiören maçıdır. Keçiören. Evet. Yani yenilmişsiniz. Demek ki iyi oynadınız da yenildiniz. Yok, 1-0 mağlup olmuşsunuz. orada başka şeyler vardı. Yani futbolun Yani böyle ayrı. dışında, yani Keçiören maçından sonra zaten biz hoca değişikliğine gittik. Yani Evet. ben skorla çok ilgilenen, skora çok odaklanan bir yönetici değilim. Yani siz mücadele edersiniz, savaşırsınız. Bunu bizim görmemiz lazım. Altınordu maçında yenildik ama Altınordu maçının ikinci yarısında verilen mücadele mükemmeldi. Ayakta alkışladım. Yani sonuçlarla odaklı bir performans değerlendirmesi yaparsanız uzun vadeli Ya planlarınıza başarılı olamazsınız. başkanım, kadronuz iyi bir kadro. Hatta sezon başında Samsun, Adana Demir, Altay'dan sonra Bandırma'yı dördüncü sıraya koyan da çok insan vardı, spor otoriteleri. Yani öyle bir iyi kadronuz var. Ama 9 haftada 5 puan olunca bir hayal kırıklığı oldu normal olarak. Ama bir patlama yaşadınız ondan sonra. Yani Evet. deplasmanda 6 atmak, bir de Yani Tuzla'ya 6 atmak. O patlamaya ihtiyacınız varmış. Ondan sonra zaten işler güzelleşmiş. ya usta ayaklar var bizim. Bakın hani Torje de çok büyük bir yetenek. Ve şimdi o yüzden biz bu iyi takıma çok güveniyoruz. Bu iyi takıma güvendiğimiz için de transfer yapmadık. Biz bu takımın ilk 8 hafta gösterdiği performansın gerçeği olmadığını düşünüyorduk ve sonucu da bu çıktı. Şimdi biz tekrar başlıyoruz. Ve yarın Ümraniye ile başlıyoruz. Her şey İşte çok hayal kırıklığı daha... diye düşünülen iki takımın maçı olacak ilk yarı için. Evet. Ümraniye'den de beklenti yüksekti. Öyle bir maç Ya olacak. ama inanın Covid döneminde her türlü denge bozuldu. Yani futbolcuların dengesi bozuldu. Finansal dengeler. Bakın biz Tabii. federasyondan normalde federasyon her ay düzenli ödeme yapar biliyorsun. Ama şu ana kadar federasyon 3 parça ödeme yaptı. Yani her ay düzenli ödeme gelmedi. Zaman zaman toplu geldi ve benzeri ama siz düzenli her ay ödeme almadığınız zaman içerideki dengeler de bozuluyor. Sizin Yani yönetsel dengeniz de bozuluyor. Her şey bozuluyor. futbolcular 2-3 ay maaş alamasın, hemen böyle isyan bayrağını saha içinde çekiveriyorlar. Form olarak düşerek düşmüşsün Ya yani. bunların da çünkü kendi aileleri var. Bakmakla yükümlü olduğu insanlar var. Bunların da kredi Taksitleri kartları var. var, taksitleri var, evleri var, yatırımları var. Mesela şimdi ne kadar güler yüzlü bir arkadaşımızsın, yüzün gülüyor. Ama bu programdan önce yaşamış olduğun senin bir finansal veya başka bir problem olduğunu bu mutlaka yüzüne yansır, performansına yansır. Evet, Bunlar da evet. insan. Bunları yani Ama... zengin etmiyoruz ama sonuç itibariyle mağdur da etmiyoruz biz futbolcularımızı. Mesela hiç ödenmemiş primleri yok. Bütün primlerini aldılar. Bütün galibiyet primlerini aldılar. Ve yabancılarımızın hiçbir maaşı yok. Türk futbolcularımızın peşinatlarını %70'ini ödedik. Yani mutlular. Başkanım, benim yüzüm sizi gördüğüm için gülüyor bu arada, Teşekkür haberiniz ederim. olsun. Sağ ol. Sağ ol. Normalde Eski de oldu. gülmeyi tercih eden bir insanım. Hayat gülünce daha güzel çünkü. Başkanım, para pul işlerine girmişken dün bir Kulüpler Birliği toplantısı oldu. Siz katıldınız mı? Ben kendi şirketimdeki bir yönetim kurulu toplantımdan dolayı şehir dışındaydım. Katılmadım ben ama haberdarım. Yani yabancı kuralı ile ilgili, ödemelerle ilgili biraz böyle azıcık bilgi verebilir misiniz diye soracaktım. Yani yabancı kuralı ile ilgili bütün takımlar mutabık kalmadı doğal olarak. Çünkü Tabii ki. ben mesela en son 6 ay maçında 2 yabancı ile çıktım. 2 yabancı oynadı. Şimdi bu yabancı yönetimi de biraz finansal durumla alakalı. Şimdi yabancı sayısının arttırılması finansal anlamda güçlü olan taraflar için okey denilecek bir şey. Ama finansal anlamda gücü olmayan takımlar için de ama yarışmacı olan takımlar için de doğal olarak çok olumlu bir şey değil. Bizler için ise bizim için fark etmez. Çünkü bizim standardımız belli, tarzımız belli. Biz yabancı yatırımı da yapmadığımızdan dolayı bize hiçbir şey fark etmez. Ama ondan kaynaklı belki bir fikir ayrılığı olmuş olabilir.
Ama Ya federasyonumuz doğru bir karara basına varacaktır yansıdı yani. biraz da haksız Evet. rekabet tartışması biraz dışarı yansıdı. Samsun Başkanı, Eskişehirspor Başkanı, İstanbulspor Başkanı. Ama Biraz ortalık alevlenmişti. şöyle futbol FIFA'nın, UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koymuş olduğu kurallar çerçevesinde gidiyor. Yani haksız rekabet kurallar dışına çıktığın zaman olacak bir şeydir. O yüzden imkanları dahilinde herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ben şuna Hani inanıyorum tekrardan. Yani bu iş kağıt üzerinde olmuyor. Mücadeleyle oluyor. Bir Hatay örneği var. tabii ki. Bir Tabii ki çok Karagümrük haklısınız. örneği var. Yani sahada olacak. Yani kim derdi ki Bandırmaspor'un en son Altay'la, Tuzla'yla, Samsun'la yapılan mücadelelerde korakor mücadele vereceğini baktığınız zaman kağıt üzerinde. Ama böyle oluyor bu. Yani Tuzla'ya 6 atacağınız deseniz maçtan önce siz bile inanmazsınız büyük Yok ihtimalle. o ben evet ben inanmazdım yani. Orada da tartışmanın sebebini hani izleyenler bilmiyorsa ben söyleyeyim. Çünkü Eskişehirspor Başkanı açıkladı. Bizim bir sezonda bütün futbolculara verdiğimiz maaşı Samsunspor Başkanı tek bir oyuncuya veriyor demiş. Oradan biraz kıyamet kopmuş haksız rekabet açısından. O haklı olabilir ama sonuç itibariyle bu Türkiye Ligi'nde de Süper Lig'de de var. Mesut Özil geliyor şimdi. 5 Yani milyon euro cebine alacağı maaşlar, promosyon, bonuslar falan 8 milyon euroyu buluyor Mesut Özil'in şeyi. 8 milyon euro ile bu ligde çok rahat şampiyon olmuşsunuz herhalde başkanım, değil mi? yani şimdi liberal bir sistemde yaşıyoruz. Ve bununla ilgili de bir transfer limit sınırlaması olmadıktan sonra herkes her şeyi verebilir. Ondan sonrasını eğer altına imza atabiliyorsalar, sürdürülebilirliği sağlayabiliyorsalar yapacak bir şey yok. İşte ama bir ligde de Samsunspor'la Adana Demirspor gerçeği var. Biraz finansal anlamda ön plana çıkmayı başardılar. Tabii sizin de belki finansal imkanlarınız çok geniş ama kullanmayı tercih ediyorsunuz. Tabii ki tercih meselesi. Yani bizim Samsun'la aramızda galiba 6 puan gibi bir şey var. Öyle hatırlıyorum. 3 Samsun puanlık. 33 puan, Bandırma 24 puan. Başkanım 9 puan Ha, var. 9 puan var. 3 maçlık sistem. Önümüzde de 18 maç var. Neden olmasın Kısmet. diyelim. Ama başkanım hani bugün ajansa verdiğiniz röportajda da hani küme düşmeden ne kadar uzak o kadar iyi gibi böyle bir açıklamanız var ya az önce de yaptınız. Evet. Basında bunu kullanıyor. Ligde kalırıza bağlıyor işi. Ama Bandırmaspor'un hedefi aslında playoff'tur benim tahminimce. Hedef playoff'tur başkanım. Yani özellikle Erkan Hoca'nın başa geçmesiyle zaten Erkan Hoca hedefleri olan takımlarda da başa geliyor. Bize de inandı. Sonuçta hani ben de kişilik olarak şimdi bakın ben 2 yıl önce Bandırmaspor'la ilgilenmeye başladığımda 11 puanla bitirdi ilk yarıyı. 11 puan ikinci yarı. Sonra 33 puan mı tam hatırlamıyorum. Fethiye'ye 97. dakikada Batuhan Karadeniz'in atmış olduğu golle 3. ligin kapısından döndü. Son maç. Ve Fethiye küme düştü. Ve ben o gün oradaydım ve küme düşmeyecek demiştim. 11 puanlık takımda ben görev almaya başlamıştım sportif direktör olarak. Ve ikinci yarı yapılan transferlerle ve bizim dümene geçmemizle beraber kümede kaldı bu takım. Sonra bu takım şampiyon olacak dedik. Ve bu takım şampiyon oldu. Bu sene de açık ara ligde kalacak diyoruz. Sürdürülebilir bir başarı sağlamak istiyoruz diyoruz. Küme düşmek bizim tabii ajandamızda yok. Ama 3 puanlık sistemde hiçbir zaman mütevaziliği de bırakmamak lazım. Hiçbir zaman disiplinden de vazgeçmemek lazım. Çünkü 2 maç, 2 maç, 3 maç arka arkaya geç, 3 maç kaybedelim. Sizle yapacağımız görüşmede de alttan gelecek olan sorular küme düşer bu takım. Bunu gönder, şöyle yap, böyle yap şeylere döner bu iş. 3 puanlık sistemde mütevazı olmak lazım. Maç maç bakmak lazım. Ümraniye maçına odaklıyız. O maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Sonra Akhisar'la karşılaşacağız. Maç maç gideceğiz. Ama küme düşmek yakışmaz zaten. Hem bize hem Bandırmaspor'a. Ya bu ligde kolay maç da yok başkanım. Evet. Hepsi Yani zor. öyle bir gerçek de var. Bakın Akhisar 6-7 tane futbolcu aldı bugün açıkladı. Yani Daha da futbolcular alacaklar. Daha yani Lavalı, Sissoko'yu, Kamalisa açıklamadılar. Ben isim vereyim size. yani o yüzden ben 2 hafta sonra oynayacağım için belki bana denk gelmez onlar. Haftaya biz Akhisar'a gideceğiz. Ya 1 Şubat'a kadar bitirecekler yani. Siz kapatmışsınız Evet. transferi. Yani
insanlar Ankara Spor güzel transferler yapıyor. Adana Spor yapıyor. Balıkesir transfer tahtasına çıkacak. Kimse düşmemek ister. Biz de bu mantıkta herkes birbirini yenebilir bu ligde. Her şey olabilir ve hiçbir şey sürpriz değil. Tabii ya. Akhisar şu anki kadrosunu sezon başına kurmuş olsa kesin playoff oynuyordu yani. Kesinlikle. Sizden önceki konuğum da Akhisar Spor yöneticisiydi. Bişar Özbey'di. O yüzden biraz hakimim yani. Erkan Sözer'i hedefleri olan bir hoca dediniz. Biraz daha açar mısınız? Erkan Hoca'yla bu senelik mi çalışıyorsunuz? Uzun vadeli mi? Yani siz pek böyle günlük yaşıyorsunuz. Hani sonuçları günlük hedefliyorsunuz ama planlamalar, programlamalar uzun vadeli gibi duruyor. Erkan Sözer'i ile sezon sonuna kadar bir anlaşma yaptık. Çünkü Mayıs ayında kongre var. Şimdi kongreye girerken de kontratları çok bağlayıcı yapmamak lazım. Ve artı Erkan Hoca'yla da zaten aramızda bir kontrat diyaloğu da olmuyor. Erkan Hoca çok... Gönül bağım. Yani Erkan Hoca kontratlara bağlı bir adam değil. O yani geçmişte de anlattığı şeyler ayrılmak istediğiniz zaman oturuyor tamam bir çay içiyor öpüşüyor ayrılıyor. Ama öyle bir bağlı ve öyle bir kendini içselleştiriyor ki biz sezon sonunda hedeflerimizi tutturduğumuz zaman masaya oturup 10 dakikada bizim işimiz biter yani. Problem yok Erkan Hoca'yla. Başka ne? Peki aşı olmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Yani bandı... yok. Neden? Çünkü futbol hani bugün siz çok başarılı işler yaparsınız. Takım kar üstüne kar eder. Birileri çıkar kongrede bir Ali Cengiz oyunlar çevirir. Yönetim alır. Siz emeklerinizi verdiğinizde kalırsınız. Bunu bana herkes söylüyor. Çok da doğru ve gerçekten ben Bandırma'nın delege yapısını bilmiyorum. Çok doğru bir yani buradan işi çok iyi bildiğinizi anladım. Yani delege... Ben bir Eskişehir fazlasıyla hakimim. Evet. Yani delege yapısını çok iyi incelemek lazım ama inan oturup da hiçbir şey yapmadım o konuda. Hiç bakmadım ama da. Ama şimdi siz böyle hani şu performans devam ederse kendinizi Süper Lig'de bulursanız için rengi böyle 360 derece döner. Ben size söyleyeyim yani. Süper Lig değil siz şu anda. Siz çok başarılı olduğunuz değil vaat edenlerle ilgilenir çünkü. Türkiye'nin gerçeği bu. Evet bravo. Ama şu anda da zaten yani küme düşmekten getirdiğimiz marka değeri şu anda PTT'de her hafta konuşulan bir takım haline getirdik. Aslında şu anda da ama şimdi iyi bir 200 milyon TL'lik bir ekonomi dönünce bazı şeylerin iş rengi değişiveriyor. Basında farklı bir hava esmeye başlıyor. Evet. Yani, ama iyi para. Şimdi siz Süper Lig'de kalırız hedefi koyarsınız. Diğer adaylar Avrupa kupaları hedefi koyar. İşin rengi değişiverir yani. Benden size bir kardeş tavsiyesi. Yok yani. Doğru bir tavsiye. Bunun aslında kulübün, keşke. Kulübün şehrin birçok tarafının oturup bu kararı vermesi gerekiyor. İşte eski başkanların bir kongrenin tekrar yapılıp karar alınması, yönetim kurulu, belediye, birçok tarafı var. Vakıf var, Bandırma Spor Vakfı var. Bunların oturup aynı masaya oturabilmesi gerekiyor ve ondan sonra bu karar verilmesi gerekiyor ama... Vakıf belediyeleri elleri kaldırtmış başkanım. Birazdan onu da soracağım. Tamam. Yani ben ama şöyle söyleyeyim. Ben Bandırma Spor taraftarıyım. Ben taraftardan da ziyade Bandırmalıyım. Yani annem, babam orada. Yani bildiğim Bandırmalıyım ben. Tribünden geliyorum. Buradaki başkan olarak bir makamda oturuyoruz ama geldiğim yer tribün, gideceğim yer de tribün. Ben Mayıs ayında ben olmayabilirim. Yani bu tamamen benim kariyerimle de alakalı. Benim bir spor kariyer şeyim yok. Başkanım olaylara biraz daha yani. Hakim olduğumu göstereyim mi? Söyle bakalım. Göstereyim. Şimdi kulübün bir borcu varsa aşı olması da biraz zordur başkanım. Yani mevcut borcu bilmediğimiz için biz buradan rahat rahat atıp tutabiliyoruz. Ha, borcun yani, %50'si bana zaten. Ya başkanım sizin aşı olmanıza gerek yokmuş o zaman. Devam yani. Ben olayı çözdüm buradan. Ama keşke aşı olsa. Ne kadar bir borç var mesela kulübün böyle şu an tahmini? Şöyle söyleyeyim. Biz bu üçüncü... Bu yayından sonra talepli çıkar ama söyleyeyim yani onu da söyleyeyim. Bu geçen sene yani kulübü küme düşmekten 3. ligin kapısından döndürdüğümüz zaman 20 milyon gibi bir borç vardı. 20-22 milyon gibi bir borç vardı. Şampiyon yaptık. Şu anda iyi bir performansa devam ediyoruz. PTT'deyiz ve
yabancı transferler ve benzeri ve benzeri 8 milyona yakın kadar da UÇK açtık. Borcumuz 32 milyon. Biz sezon sonuna kadar da 5-6 milyonu futbolcuya ödeyeceğimiz için yani bir 3-4 milyon bir borçta bir artış var. Enflasyonu koysanız finansman anlamında da süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor bu. 35-36, yarısı sizeymiş, 18 yapar. Geri kalanını da 3-5 milyona kapatırsınız başkanım. Yani Türkiye'deki tecrübelerim böyle söylüyor. 35-36 olmaz. Sezon sonunda 30'a yakın olur. Çünkü federasyondan bir, gelecek bir 5 borçlar milyon var. Sıcak paraya borç sıfırlanır eğer sizin kendi alacağınızın dışında. Ben öyle düşünüyorum. %30, %35 bandında borçlar sıfırlanıyor bu ülkede. Ben o insanlara hiç denk gelmedim ya. Ya tabii şimdi siz böyle güçlü başkan imajı verirseniz böyle olur. Biraz hani o yüzden bizim demek ki yapamıyoruz bu işi yani. Ağlamamız lazım. Ama FIFA'daki dosyalar hep böyle %30-%35'e kapanıyor başkanım, haberiniz olsun. Türkiye için de işler farklı şey, bir orada da vicdan giriyor. Neyse, evet. Biraz konumuzun dışına çıktık. Olsun. Şimdi başkanım, Bandırma Sporlar'dan soru bekliyoruz dedik ya. Evet. İki tane soru geldi en çok. O ikisini de sormam lazım. Gündemimizin dışında bir soru ikisi de. Birincisi, sosyal medya ekibinizden memnun değil taraftarlarınız, haberiniz olsun. Hı hı. Ki ben de baktım, bir Bandırma Spor diye bir hesap var, resmi değil. Sizin Royal Hastanesi Bandırma Spor hesabınız var. Resmi olmayan daha resmi duruyor. Yani ötekini bir başta şey zannettim ben. Ben mesela sosyal medya çok güçlü bir iletişim yolu taraftarla. Ki Beşiktaş'ın bugün başarılı olmasının birinci sebebi sosyal medya ekibidir. Dışarıda bir sorun olduğunda asla ve asla dışarı yansıtmıyorlar. Her şey güllük gülistanlık gösteriyorlar. O yüzden hiçbir şekilde şey olmuyor. Bunlar Serdar Çelikler'in lafları bu arada. Ondan satıyorum size. Sosyal medya ekibiyle ilgili bir düşünceniz var mı? Orayla ilgili hayalleriniz, planlarınız var mı mesela? Ben şimdi okuyorum aşağıdan da. Herkes memnunuz yazıyor. Acaba yanlış İşte okumuş olmuyorsun? Ben de onlara memnun olmayanların paylaşımlarını gösteririm o zaman. Valla biz sosyal medyayı aldığımız zaman çok kötüydü. Şu anda sağ olsun ekip çok güzel bir noktaya götürüyor. Tabii dijital medya ve kurumsallaşma her zaman gelişime açık bir yapı. Yani bu siz iyi olmak veya güzel olmak farklı farklı. Geçen sene de Beşiktaş çok güzeldi ama bu sene daha güzel. Seneye belki çok daha güzel olacak. Bence şu anda yeterli bir sosyal medya ekibimiz var ve ben çok memnunum. Ama sanki biraz böyle YouTube'a yani oyuncularla röportajlar, onların eğlence videoları, böyle daha aile olduğunuzu gösteren paylaşımları YouTube istiyor olabilirler. Ha, bakın, şimdi bu arada medya beni linç ediyorlar aşağıdan. Yok, bunları yok. Sormasam ötekiler linç edecekti. Ben alışayım başkanım. Yok. Sosyal medyayı ben ama YouTube'a ayırıyorum. YouTube'da iyi değiliz. Doğru bir soru. YouTube'da hiç iyi değiliz. YouTube bir proje. YouTube'u gelir getiren bir noktaya getirmemiz lazım. YouTube'da belli bir kullanıcı adı sayısından sonra canlı yayınlara başlıyorsunuz. Sosyal medya deyince ben hemen Instagram boyutunda düşündüm. Anladım da hepsi ilişkili onların başkanın YouTube, YouTube konusuna odaklanacağız. Orasında odaklanmadık. Şu anda bizim odaklandığımız nokta Instagram, Face ve Twitter tarafı. Daha hızlı iletişimin olduğu yer. YouTube'u biraz daha böyle bir Netflix formatında, böyle prodüksiyon mantığında daha profesyonel yapmak bizim önümüzdeki yıl hedefimiz. Vallahi aşağıda tipime kadar gittiler başkan. Neyse, şu stadyum sorusunu sorayım da barışalım onlarla. Başkan, ben Bandırma Spor Stadyumu'nda bir maç seyrettim. En son birincilikte oynadığınız sezon. Hani küme düşülen sezon. Deplasman tribündeydim. Dürbün gerekiyordu yani saha içini görebilmek için. 1940 yılında yapılmış bir stadyum. Sonradan restore edilerek bugünlere ulaşmış. Stadyum konusunda bir gelişme var mı? Böyle kendinizi Süper Lig'de bulursanız o stadyumda pek izin verilmez gibi duruyor. Stadyumla ilgili gelişmeler nedir başkanım? Var mı bilgi? Şimdi stadyumun yapılması tamamen Spor ve Gençlik Bakanlığı ile alakalı olan bir şey. Bizimle hiçbir alakası yok. Yani biz talepte bulunuyoruz. İlişkilerimizi kullanıyoruz. Ve şu anda da güzel bir yenileme yaptılar. Yani belki Ümraniye maçına yetişmeyecek ama tribün koltukları, stattaki koşu pisti, tel örgüler, müzik sistemi herhalde 4. 5. hafta tam o mantıkta göreceğiz stadyumuzu. Ama mesele o değil. Bizim stadyumumuzun bulunmuş olduğu arazi rüzgara tam kapasiteyle alınan bir arazi. Bizim stadyumun yeri değişmesi lazım veya stadyum yıkılıp biraz daha yerin altına alınması lazım. Bir ışıklandırmamız yok.
Zeminimiz 1-2 yıl sonra yeterli olmayacak. Doğal olarak biz seneye Süper Lig'e çıkarsak büyük ihtimalle biz Bandırma'da oynayamayız maçlarımızı. Bursa'da oynarız. Balıkesir, Atatürk veya Bursa mı? Balıkesir'de oynamayız da Bursa'da oynarız. Şimdi o yüzden biz hep sağ olsun il spor müdürümüz, ilçe spor müdürümüz hep temas halindeyiz. Onlar da bu planlamayı yapıyor. Bir kere Balıkesir'in de stada ihtiyacı var. Yani bize stat Evet. yaptıkları zaman Balıkesir'e Bandırma yapmaları lazım. Bence bu pandemi döneminde de böyle bir şey söz konusu değil. Yani bir 3-4 yıl sonra bu stat mutlaka yeni olacak. Mutlaka revize olacak ama hemen seneye bu stat değişir. Olmaz. Bandırma ilçesi yeni bir stadyum hak ediyor başkanım. Bu da benim şahsi görüşüm. Sportif başarı geldikçe insanların dikkati oraya daha fazla odaklanılıyor. O yüzden biz hep bunu her yerde bahsediyoruz. Kesinlikle olacaktır. Yani yok. Stadyumunuz 81 yaşında başkanım. Stadyumunuz 81 ama Ordu'ya mesela yeni stadyum yapıldı bu sene. 3 yıldır Stadyumumuzun yapılıyordu. 81 yaşında olduğu bilgisi yanlış olabilir. Bu Google'dan aldım başkanım. O 1940 yılında yapılmış. yıkılan stat, o eski stat. Bu Bandırma 17 yıl stadyumu diye arattım yani ben. Ben ikisinin burada stadı hani da topu Google'a atıyorum. ikisinin stadının da ismi de aynı. Bu Evet. stadın tahmini ömrü yani 1995-96 yılında falan yapılmıştır yanlışım olmasın. O Doğru, doğru, doğrudur. sizin dediğiniz o Cinçukuru dediğimiz şehir içerisindeki Ben Google'dan aldım bilgiyi. Yani Bandırmalı stat. değilim. Şimdi Ha, Bandırma Belediyesi 2004 yılında yapılmış arkadaşlar yazmış. 2004'te sıfırdan mı yapılmış? Bir Yok şey mi? yeni stat. Restorasyon mu? Yeni stadı 2004 Hı. senesinde açmışlar. Neyse hayırlısı olsun. Neyse başkanım Bandırma Belediyesi ile olan ilişkilerinizi soracağım. Vakıf zaten bir arazi tesis ettirmiş. Bir de petrol istasyonu haberleri okudum bugün. Belediye ile olan ilişkileriniz nasıl? AŞ olsanız çok daha rahat işbirliği yapardınız gibime geliyor. Hadi buradan pası verdim. Belediyenin AŞ olan şirketlerinin fazla olması durumunda biz belediyeyle ilişkimiz daha kuvvetli olur. Bizim belediyemizin AŞ yapısı çok fazla olmadığı için alt tarafta doğal olarak belediyeyle olan ilişkilerimiz bizim daha çok iyi niyet ilişkisi içerisinde ve yasal sınırlar dahilinde oluyor. Ve belediye başkanı da benim çok yakın dostum. Her zaman istişare ederiz. Bizim TOKİ tesislerimizi belediyemiz yeniledi. Büyükşehir Belediyemiz de sağ olsun başkanımız da idman sahamızı yeniledi. İkisi de iyi niyetle bize çok yardımcı oluyorlar. Ama ben belediyelerle takımların bu kadar denli iç içe olması taraftarı değilim. Bir gün o ilişkiler kopuyor veya belediye başkanları değişiyor. Farklı noktalara gidiyor. Tabii ki şehrin takımına her türlü desteği vermek zorunda. Maddi destek veremez. Ama araba desteği verebilir, İAŞ desteği verir. Bunları zaten belediyemiz yapıyor. Bandırma'nın Anladım. kendi dinamikleri içerisinde bir ayakta durması gerekiyor. Belediyemizin bir benzin istasyonu projesi var. Sağ olsun gerekli prosedürleri yapıyorlar. Vakıfımıza devre olacak. Vakıftan da gerekli ihale şartlarıyla beraber satıldığında hedefimiz Şubat ve Mart ayında oradan da bir gelir elde etmek ve sürdürülebilir geliri Bandırma'ya bağlamak istiyoruz. Başkanım, yorumlardaki arkadaşlar benim AŞ konusunda neden taktığımı anlamamışlar. Ben onlara çok kısa bir özet vereyim. Tek bir kelimeyle durumu anlatacağım. Eskişehirspor, Bursaspor, Antalyaspor, Ankaragücü gibi takımlar zamanında AŞ olmuş olsaydı bugün 250, 300, 400 milyon gibi borçları olmazdı. Haklı mıyım başkanım, haksız mıyım? Tabii yani doğru. Yani zamanında AŞ olmuş olsalardı bu kadar borçları olmazdı. Ben de arkadaşlara toplu bir cevap vermiş oldum. Arkadaşlar ben de biraz şey takılmaya başladı başkanım da anlaşıyoruz. Neyse başkanım 6 ay maçında ceza yiyen yöneticiniz cebinden ödemiş şeyi maaşı. Şey, pardon cezayı kafa Evet. gitti bende burada. 30 Bu da 30 bin TL ödedi. hani bu sizin kararınız mıydı kendi isteyerek mi yaptı yoksa böyle bir uygulamanız mı var? As başkanımız bana maçtan sonra geldi. Ki as başkanımız orada olayları yatıştırmaya çalışıyordu. Tabii Adem Yılmaz mı ismi? evet. Evet. Benim yönetimim çok değerli. Çok büyük mücadele veriyorlar ve çok heyecanlılar. Biz bu heyecanla ben de zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Doğal olarak biz de oturuyoruz, kendi cebimizden ödüyoruz. Çünkü biz dediğim gibi kulübe yük olmaya gelmedik. Biz kulübü
ayaklandırmaya geldik ve ayaklandırdığımız kulübü de şehrin dinamiklerine emanet edip gitmek hedefindeyiz. Adem sağ olsun, Adem Başkan da maçtan sonra beni aradı. Yani cezadan sonra. Ben de uygun görürseniz bu cezayı kendi cebimde ödeyeceğim. Çünkü size ve kulübümüze yapmış olduğumuz bu tavır ve davranış ben uygun görmedim dedi ve çok güzel bir davranışla cebinden ödedi ve burada hiçbir şekilde biz yönetim olarak kendisine böyle talebimiz de başkan olarak da olmadım. O tamamen kendi efendiliği ve Bandırma Spor'a Bandırmalı duruşunu gösterdim. Biz futbol severler bu durumlara pek alışık değiliz de başkanım. Onun için Bizim sordum böyle. bizi biraz daha incelersen alışık olmadığın birçok durumla karşılaşırsın. Fark ettim. Fark ettim yani o konuda. Ben beğeniyorum. Bandırma Spor doğru yolda. Çok teşekkür Ama ederim. o AŞ konusunu ben yani ne yazık ki şey yapamadım. İkna Şimdi edemedim sizi. bana izin verirsen bir şey açıklayabilir miyim? Zaman zaman soruyor arkadaşlar da. Bir gün bir toplantıda dedim ki Bandırma Spor'un taraftarı, yönetimi ve futbolcuların verdiği mücadele playoff'a ve Süper Lig'e layık dedim. Ama virgül koydum. Dedim ki ama dedim Bandırma Spor olarak biz bir üst lige layık değiliz dedim. Sonra açtım konuyu. Tesislerimiz yok dedim. Stadımız buna imkanı yok dedim. Işıklandırmamız yok dedim. Bizim altyapımız buna müsait değil dedim. Tamam. Olayı buradaki mesajı anlıyoruz değil mi? Ben çok iyi Ha. anlıyorum. Altyapımız düzeyi değil Bana şimdi diyorsunuz. ha, tesislerimiz, stadımız ve şehrin dinamiklerinden gelen finansal fayda bizim Süper Lig'de yer almamıza imkan vermiyor. Yani karşılamıyor standartları dedim. Bana dediler ki ha bak Onur Başkan Bandırma Spor'u Süper Lig'de görmek istemiyor. Ya burada anlatılanın ve anlaşılması gerekeni bir tekrar söylemek istedim. Bizim Süper. amacımız zaten en üste götürmek. Ama biz beraber yürürken bizim tesislerimiz de altyapımız da işte şehrin dinamiklerinden alacağımız destek de bizim seviyemizde bizle beraber büyür. Onu demeye çalıştım ama yine birisi sormuş, yazmış işte kendini Süper Lig'de görmeyen Onur muydu o falan böyle bir şey yapıyorlar da hani bunları iyi Başkanım okumak lazım ama ya. malzemeyi vermişsiniz yani. Süper Lig'e çıkarsanız pek hani sizi orada tutmayacaklar algısına ben kapıldım. Malzemeyi de vermişsiniz. Yani. Ya bizim tesislerimizi yenilememiz lazım. Ben Anladım. şimdi Süper Lig'e Anladım. lige çıkacağım. Niye Bursa'da oynayayım ki ya? Bandırma'da oynamak isterim yani. Değil Ya mi? Bandırma halkı da istiyor İşte sonuçta. o Hani yüzden cefasını Bandırma... ama bizim stadımız o şimdi mesela Karagümrük'ü görüyorsunuz. Bizim stadımız büyük ihtimalle Evet. o şartları ne derler karşılamaz diye düşünüyorum. İnşallah Hani şey, yanılıyorumdur ya. rakip takımın sahasında oynamaya kadar gitti yani oynanmadı. Federasyon izin vermedi de konu oraya kadar gitti. Işıklandırmanın maliyetini sormazsam rahatlamayacağım. Orada aşağıdan bana Ben baskı geliyor. inan bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Çünkü bizim hava üssümüz var stadın olduğu yerde. Stadın üzerine uçaklar geçiyor. Uçaklar geçtiği için bir 20-25 metrelik direkler gerekiyor. O direkler asıl takılamıyor. Takılamadığı için ışıklandırma olmuyor. Biz şunun projesini çalıştırdık. Kapalı ve kapalıdaki şeylerden ışıklar takalım dedik. Kışın iyidir de başkanım yazın sıkıntı olmuştur. Oluyordur yani. Uçakların indiği alan olduğu için ışıkları açtığın zaman dikkat bozukluğuna sebebiyet veriyor veya öyle bir şey var. Yani uçuş anlamında bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani yazın bile başkanım saat 14'te maç oynamışsınız ya Eylül ayında. Yani Evet. bununla alakalı futbolcular zorluk yaşıyordur. Allah'tan Bandırma biraz serin bir ilçe galiba. Diğer kıyı sahil şeridi ilçelerine göre. Evet, rüzgarımız meşhur. Evet, o anlamda bir şey var. Valla birçok soruyu sordum. Ümraniye maçını kazanmak istiyoruz dediniz. Yani bir 5 maçta 15 puan olur mu? Yani Ümraniye maçı ile ilgili hedeflerimiz elbette galibiyet de. Böyle Tabii tabii eksiklik tabii. var mı başkanım takımda biliyor musunuz? Taha kırmızı kart, sarı kart cezalısı. Traore devre arası kampına katılmadığı için izinliydi. Katılmadığından dolayı hazır değil. Torje bir iki hafta sonra hazır olur. Onun haricinde tam kadroyuz. Böyle 4'te 4 yapan kadro %95 hazır yani Evet 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 Ümraniler. evet. Hatta %100 hazır galiba. Bir Traore yok. Evet, Tabii. %95 hazır.
Başkanım, şimdi sizin Beşiktaş yönetimiyle aranız çok iyi diye biliyorum ben. Çok iyi Yok. olmasa da iyidir. Beşiktaş Değil mi? yönetimiyle hiçbir ilişkim yok. Ama altta sürekli Hasiç'i soruyorlar da ben oraya yordum acaba aranız mı şey diye. Ya ben Beşiktaş şimdi Hasiç. Beşiktaş kongre üyesiyim ve Beşiktaş taraftarıyım. O yüzden soruyorlarmış, çözdüm. Yok bizim Hasiç'le hiçbir temasımız yok. Ben transferi kapattık biz. Hani altta 20-25-30 tane Hasiç gelince bak hala da yazmaya devam ediyorlar. Hasiç'in biz ücretini karşılayamayız zaten. Ya orada bir şey formüller üretiliyor da hani Erkan Hoca bilmiyorum şimdi burada menajeri değilim ben Hasiç'in de hani Beşiktaş kiralık gönderince de bazı kısım maliyetini karşılıyor falan filan durumları var ya başkanım öyle bir durum olursa alır mısınız? Çünkü Yok. çok kaliteli bir oyuncu. Ya bizim ihtiyacımız yok. Anladım yani. Başkanım Balıkesirspor'la olan ilişkilerinizi sormam lazım. Ben merak ediyorum. Bu Balıkesirspor'la Bandırmaspor bir derbi maçı oynuyorlar ama dışarıda niye azıcık gergin geçiyor? Ben mi yanlış algılıyorum? Ya şimdi Karşıyaka Göztepe. Adana Demir. Değil mi? İstanbul'daki aynı şehrin üç farklı semtin takımları. Ya bunu doğal şeyler Bandırma da Balıkesir. Yani tatlı bir rekabet var. Zaman zaman o rekabet sınırları aşıyor. Bizler yapıcı olmamız lazım. Başkanlar yapıcı olması lazım. Sonuçta iki takım da TFF1'de mücadele etsin. İki takım Süper Lig'de de mücadele etsin. Sonuçta biz futbol oynuyoruz. Bir ülkede vatanla milletle ilgili problem olduğu zaman hepimiz el ele gidiyoruz değil mi mücadeleye? Bunu Evet, unutmamak evet. lazım. Biz tek bir milletiz. Tek bir ülkenin topraklarında yaşıyoruz. Sporda, futbolda evet yoğun enerjinin olduğu, yoğun adrenalinin olduğu bir yer. Zaman zaman o sınırlar aşılıyor ama günün sonunda 91. dakikada herkes evine gidiyor. Gece yatağa uyuyor. Sabah işine gidiyor. Çok böyle abartmamak lazım ama rekabet de güzeldir. O yüzden hepimiz mutlu bir şekilde ligde kalalım, şampiyon olalım. Gerek yok. Başkanım benim son iki sorum kaldı ondan sonra. Hatta üç sorum kaldı ondan sonra bitireceğiz merak etmeyin. Verdiğimiz hani anlaştığımız dakikanın sonuna geliyoruz. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Taraftarlar çok sayıda sponsor gelecek mi? Para gelecek mi? Hocam, başkanım kulübe para gelecek mi merak ediyor başkan şey taraftarlar. Yani kulübe sadece bu belediye tarafından yapılan ve vakfımızın da aracılığıyla gelecek olan benzinlik projesi var. Bu proje gerçekleşirse borçların ödenmesi için kullanılacak ama daha herhangi böyle bir proje önümüze gelmedi. Yani daha gerçekleşmedi. Onun haricinde vallahi hiç herhangi Royal bir Hastanesi'nde isim sponsorluğu yapılmış. Başka sponsorluklar varsa başkanım anlatın Yani da hani. sezon ortası zaten. Bu saatten sonra bir sponsorluk olmaz. Böyle devam. Bir de pandemi var. Federasyondan, tabii federasyondan gelecek paraya bakıyoruz. Başka bir gelirimiz yok bizim. Bir de yönetim kurulundaki arkadaşlarımız destek oluyor. Sorma ver parasını başkanım. Evet. Bugün de mesela dün ve bugün bir yönetici arkadaşımız gereğini yaptı. Öteki hafta başka bir yönetici arkadaşımız gereğini yapacak. Ondan önce ben yapacağım. Sonra yine ben yapacağım. Böyle böyle Bandırma Sporu layıkıyla güzel bir noktaya herkes tarafından alkışlanan bir hale getireceğiz. Başkanım kiraladığınız oyuncular var. Gökay Güney ki ben çok beğeniyorum. Abdurrahim Dursun. Kiralık oyuncularınızdan memnun musunuz? Çok memnunuz. Çok Doğru gerçekten, tercihler gerçekten yapıyorsunuz. çok karakterli topçular ve inanılmaz mücadele veriyorlar. Çok ne derler? Forma için tekmeye başını uzatanlar var ya, o Evet. tarz kendilerinde büyük takımdan biz kiralık geldik. Öyle bir hava civaları da yok. Çok iyiler. Çok memnunum yani. Ve hepsinin Anıl'ın da, Abdurrahim'in de, Gökay'ın da, Doğan Can da bizim zaten bonservis bizim elimizde olan futbolcu. Onların çok iyi bir noktaya geleceğine inanıyorum ama sadece şu önemli. Futbol sadece sahada değil, karakterinle, duruşunla, ilişkilerinle ve özel hayatınla da çok önemli bütünsel bir şey. Bakın Orhan Avacıklı bize 20-25 tane top bedeli amatörden geldi. Bandırma'da yıllarca oynadı, şampiyonluk yaşadı.
Çaykur Rize'ye gitti. Orada 8-9 yıl oynadı ve bir telefonumuzla 15 dakikada tekrar bize geri döndü. Bu işte bu bir hayat. Bir futbolcunun bıraktığı izlerle alakalı olan bir hayat. O yüzden hani iyi futbol oynamak bazen bir çözüm değil. O iyi futbolla beraber iyi insan olmak da önemli. Ayrılan oyuncularla helalleşip ayrıldınız değil mi başkanım? Hani ben bir tahmin ediyorum helalleştiğinizi. Buradan görebiliyorum da. İşte iki Hüseyin, bir Mamadou Ba. Hüseyin Bak'la zaten Hüseyin Bak'ı biz kadro dışı bırakmıştık. Ama o efendi bir insan. Bizim kurumsal duruşumuzdan dolayı kendisinin kadro dışı kalması gerekiyordu. Çok da büyük emeği olmuştur geçen seneki şampiyonlukta. Ödeme planı yaptık kendisiyle. Öpüştük, ayrıldık. Bizde çok yetenekli bir topçu. Ama hazır değildi ve çok da forma bulamadı. Daha fazla forma bulmasını istediğimiz için onunla da hiçbir sıkıntımız olmadan ayrıldık. Hüseyin zaten diğer Hüseyin bizim Kiralıkmış. bonservisi elimizde olan Bandırmalı bir gencimiz. Onun da süre alması gerekiyor. Çok güçlü bir şekilde de geri dönecek. Valla Mamadou Ba dün Erzurum maçında sonradan oyuna girdi başkanım. Erzurumspor'da süre alacak gibi duruyor Süper Kupa'da. İnşallah, inşallah. İnşallah. Daha çok genç. 21 yaşında Malili. Ayakları çok iyi. Çok enteresan bir 8 numara. 6'da oynayabiliyor ve çok iyi uzun pas atabiliyor. Yani ara paslarını çok iyi kullanabiliyor. Ama hani her takımda bazen tutmayabilir. Ve hocamız da onu gördüğü için daha çok zaman alsın, süre alsın diye gönderdik. Başkanım benim sorularım bitti. Son olarak Bandırma Spor taraftarlarına bir seslenseniz Valla Bandırma Sporu taraftarlarına söyleyeceğim şu. Biz bu maç maç bakıyoruz. Bu sistem içerisinde yenilme de var, beraberlik de var, başka şeyler de var. Ama sezonun sonunu odaklanmamız lazım. Sezon sonunda ne olduğuna bakmak lazım. Buradan çok su akar. Ve biz hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacağız. İsterse 5-0 yenilelim, öbür sabah kalkacağız, savaşa devam edeceğiz. Ben bütün Bandırma Spor'un, Bandırma taraftarının kenetlenmesini, birlik olmasını ve bu takıma sahip çıkmasını bekliyorum. O yüzden bana da böyle bir şans verdiğiniz için ben de teşekkür ederim. Bandırma Spor taraftarı Bandırma Spor'a inansın, desteklesin ve inanın Bandırma Spor isminden çok söz ettirecek bir 18 maç çıkartacak. Onu da yarın inşallah ilk izlenimlerini vereceğiz. Yarınki maçı büyük bir merakla bekliyorum başkanım bu yayından sonra. Hani Teşekkür ederiz. belki izlemeyi düşünmüyordum yalan olmasın ama şimdi izlemeyi düşünüyorum yani. Sağ ol. Sağ ol. Başarılar dilerim Ben başkanım. teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ve sonra kapatıyorum. Futbol Anadolu benim son 15-20 gündür takip ettiğim, özellikle Twitter'dan baktığım bir sosyal medya account'u diyelim. Çok dikkat ettiğim konu vardır benim. Yazım. Yani imla, kılavuz, bu tarz şeylere çok dikkat ediyorsunuz. Bu aslında kaliteyi gösteriyor. Bu birinci, Hepimiz muhabiriz başkanım o sebepten. bu birinci güzel bir şey. Bir de futbol Anadolu, yani şehir takımları. Biz Anadolu'yuz. Biz şehirdeki takımları ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şehir takımlarının tekrar geri gelmesi gerekiyor. Taraftarın tekrar geri gelmesi gerekiyor. Kocaeli'nin, Eskişehir'in, Bursa'nın, Aksaray'ın, Sakarya'nın, Van'ın, bunların geri gelmesi gerekiyor. O zaman futbolun kurtuluşu olacaktır. O yüzden Futbol Anadolu ismi de çok hoşuma gitti. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım. Ben de Anadolu sporluyum bu arada. Ne güzel, ne güzel. Teşekkürler. İyi akşamlar Sağ olun, dilerim hoşça başkanım. kalın.